Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın, son 4-5 gündür yorumlara ve sorulara pek cevap veremedim. Çünkü babam bir operasyon geçirdi. Onun için İzmir'e gitmem gerekmişti. Gittim. Babam operasyonu sağ salim geçirdi çok şükür. Ben de eve döndüm. Şimdi videolarıma tekrar başladım. Videonun başında gördüğünüz gibi orijinal Apple Watch 8 vs çakması. Yani H11 Pro. Zaten bunların detaylı videolarını yaptığım için çok çok detaya girip uzun tutmayacağım arkadaşlar. Hemen farkları söylüyorum. Şimdi 2 saatte 45 bin metre boyunda, tam 45 bin metre boyunda arkadaşlar ölçtüm. Çok uzun tutmak istemediğim için tekrar tekrar ölçmeyeceğim. Zaten videolarda var. Detaylı inceleme videolarında. Baktığınızda birebir görünüyor. Şuradaki farkı söyleyeyim hemen. Şu, bakın, çakmasında kırmızı çizgi var. Bunda yok. Sebebi de bu kırmızı çizgi telefon özelliği olanlarda. Ben telefon özelliği olan almadığım için kırmızı çizgi yok. Yani benimkinde telefon özelliği olsaydı orijinalinde bu kırmızı çizgi olacaktı. O yüzden bu bir fark değil. Onun dışında bakın şöyle göstereyim. Şimdi şu aynı saat yüzünü açalım. Ya kola değilken de bu devamlı kapanıyor. Bakın, baktığınızda aslında çakmanın ekran parlaklığı çok daha fazla. Fakat ekran kalitesine baktığınızda iş çok değişiyor. Onun dışında hemen farkları söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki orijinalinde Wi-Fi var, GPS var. Bunda Wi-Fi ve GPS yok. Orijinalinde müzik yükleyebiliyorsunuz, kulaklığınızı bağlayabiliyorsunuz. Apple ürünü olması gerekmiyor kulaklıkların. Çok yani ilginç bir durum. Apple bunu yapmamış. Yani Apple AirPod almak zorunda değilsiniz bir Apple Watch aldığınızda. Buna ne kulaklık bağlayabiliyorsunuz ne müzik indirebiliyorsunuz. Onun dışında bu saatte şey yok arkadaşlar. Yani saat yüzü indirme sınırı yok. Apple Watch'un kendi uygulamasından indiriyorsunuz ve bunlarla milyonlarca kombinasyon yapabiliyorsunuz. Detaylı inceleme videosunda gösterdim, onu izleyebilirsiniz. Bunda uygulama Keep It uygulamasında da yine yüzlerce saat yüzü var. Oradan indirebiliyorsunuz. Gayet de güzel. Bakın böyle Super Mario tarzı var. İşte kendi resminizi koyabiliyorsunuz. Geçen gün Dikili'ye gittim de babamın hastaneye yanına gitmeden işte kardeşimi gönderdim bir yere. O da burundan ameliyat olmuştu. Orada bir çay içtik arkadaşla. Orada bir resim çekildik. Bu resmi koydum. Bakın ekranlar bu şekilde yine değişiyor. Güzel. Pusula var. Dediğim gibi bunda da pusula var. Yalnız şöyle bir şey var. Bundaki pusula sadece böyle yön gösteriyor. Evet, çalışıyor mu? Çalışıyor. Fakat Apple Watch 8'deki pusula biliyorsunuz gittiğiniz yolu tekrar takip etmenizi sağlıyor. Arabanızı park ettiğiniz bir yere waypoint dediğimiz noktayı oluşturuyorsunuz. Daha sonra orayı buluyorsunuz gibi gibi. Tonlarca şey var, dediğim gibi detaylı videoda anlattım. Ama baktığınızda arkadaşlar önemli olan bu konulardan benzerlik. Yani %95 belki de %98 mi diyeyim. Benzerlik neredeyse birebir. Öyle diyeyim size. Şöyle bakın. Tek fark, en büyük fark şuradaki renkten belli oluyor. Yani renkten belli oluyor arkadaşlar. Tabii bunu herkes anlamaz, merak etmeyin. Ama orijinal şu kapı taktığınızda ki buna da oluyor. Olduğu için arkadaşlar ikisini de o zaman şu renk farkı da gitmiş oluyor. Çok önemli değil zaten. Şu arkadaşlar dolar, ben size Türk lirası üzerinden söyleyeyim. Ya şu bana vergisi falan dahil 32 dolara gelmişti. 600 lira mı oluyor? Hadi 600 diyelim, o kadar ediyor. Şuna ben hem de telefonsuz versiyonu 10 bin lira para verdim. Şu 10 bin lira, şu 600 lira. Kaç fark, kaç kat fark oluyor? 15-16 kat değil mi? Belki 17 kata kadar bir fark var. Ha, derseniz ki tabii bu orijinal. Bununla bütün Apple cihazlarınıza bağlısınız. Hızını da göstereyim bu arada. Gerisini devam edeceğim şimdi yorumuma. Bakın. Yani bir Apple Watch'un gerçeğinin performansını bundan bekleyemezsiniz. Ama gördüğünüz gibi çok da aman aman dünyanın sonu değil. Artı arkadaşlar biliyorsunuz VWear Ultra Max en benzer Apple Watch Ultra Clone var. H11 Pro VWear Ultra Max'in işlemcisini kullanıyor. Daha önce de belirtmiştim diğer videoda. Yani daha küçük ekranda aynı işlemci. O yüzden ekranda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz, merak etmeyin. Dokunmatiği olayı falan güzel. Ha, ne demiştim? Yani o özellikleri, gerçek özellikleri, gerçek Apple Watch 8 özelliklerine ihtiyacınız yoksa aradaki o farka değmez arkadaşlar. Hani ben aldım, gerçekten ihtiyacım olduğu için almadım bakın. Deneyip sizlere anlatmak için aldım. Evet, koluma takıyorum, güzel oluyor, yürüyüş mürüyüş. Kalbi falan tabii ki tamamen birebir ölçüyor. Ha, çok önemli değil. Ama ihtiyacınız varsa orijinali. İhtiyacınız yoksa aradaki o 16-17 kat parayı vermeye değmez arkadaşlar. Ben 2 saatinde linkini aşağıya koyacağım zaten. Bakarsınız. İkisinin de detaylı incelemesini yaptım. Kanalda var. Hem de çok yakın zamanda. İkisini de izleyip karar, yani her saatin detaylı özelliklerini görebilirsiniz. Zaten Apple Watch 8'in
milyon tane detaylı inceleme videosu vardır. Ben de kendince, kendi deneyimime göre yaptım ama şu saat zaten en yenilerinden birisi, en yeni klonlardan. En hızlı işlemci de bunda. Apple Watch 8 klonlarından bahsediyorum bakın, Ultra'dan değil. Yani izleyin, eğer ihtiyacınız varsa böyle bir klon saate, sadece görüntüye ihtiyacınız varsa, böyle bir görüntüye özellikle ihtiyacınız yoksa bu. Ha diyorsanız ki dediğim gibi yine ihtiyacınız varsa arkadaşlar o gerçek özellikleri, müzik dinlemedir falan filan, kalp atışı, bütün Apple cihazlarınıza bağlı olsun, Apple Pay olsun mesela, kartınızı tanıtıp Apple'ın üzerinden tık diye ödetiyorsunuz falan. Onları istiyorsanız orijinal tabii ki arkadaşlar, orijinal her zaman daha iyi ama ya diyorum gerçekten ihtiyacınız yoksa aradaki 16-17 kat farka gerçekten gerek yok ya. 600 lira nerede, 10 bin lira nerede ki bu telefonsuz versiyonu. Ben burada görünen gibi telefonlusunu alsaydım ben baktım. Telefonlusu 22 bin lira mı ne ya? Ya insaf insaf 22 bin lira. Nasıl bir vergi arkadaş? Neyse uzatmayalım. Evet arkadaşlar kısaca benim şeyim buydu, karşılaştırmam. Hani zaten diğer videoda bahsettiğim için yine de ekstradan sormak istediğiniz, kafanıza takılan bir şey varsa ikisi arasındaki fark söyleyeyim. Ha bu arada onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Arkadaşlar bunu da 3. parti uygulama yükleseniz bile, yüklemeniz gerekse bile kullanabiliyorsunuz. Nasıl mesajlara cevaplayabiliyorsunuz, WhatsApp'a cevaplayabiliyorsunuz, YouTube izleyebiliyorsunuz, Twitter kullanabiliyorsunuz, Instagram kullanabiliyorsunuz orijinalinde. Çakmasında böyle şansınız yok arkadaşlar. Yani 3. parti bir uygulama bile yükleyemezsiniz. Öyle bir şansınız yok. Orijinal olunca iş değişiyor tabii ki. Ama şöyle diyeyim, yine söylüyorum. İhtiyacınız yoksa özelliklere, yanınızda da telefonunuzu taşıyorsanız telefonunuzu çıkartıp mesajınızı cevaplayabilirsiniz. Ödemenizde cebinizden kartınızı çıkartıp dıt diye yönetebilir, şey yapabilirsiniz yani kullanabilirsiniz. Apple telefonunuz varsa zaten ondakini kullanırsınız. Aman aman bir şey yok. Onlara ihtiyacınız yoksa da gidip 16-17 kat fazla para vermeye gerek yok. Bu benim düşüncem. Herkesin fikri kendine tabii ki. Evet arkadaşlar daha fazla uzatmayayım. En kısa videom oldu herhalde. Sonunda kısa bir video yapabildim. Eksik varsa yine sorarsınız. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.